Manşete hoş geldiniz. Gerçekten gündem çok kalabalık. Bugün iki yayın yapacağım. İlki içerideki iç siyasi gelişmeler olacak. Türkiye içi siyasi gelişmeler olacak. Son derece enteresan gelişmeler var. İktidar kampanyası başladı. Yani iktidarın seçim kampanyası başladı. Muhalefetin kampanyası başladığını bilmiyoruz. İktidarın seçim kampanyasının detayları ne? İktidarın seçim kampanyası hangi unsurları barındırıyor ve nasıl sonuca ulaşmayı amaçlıyor bütün bunlara bakacağız ortada çünkü iktidarın seçim kampanyası fakat muhalefetin seçim kampanyasına dair soru işaretleri var ona da bakacağız İkinci bölümde ise yani ikinci yayında ise özellikle ekonomi Türkiye 23. sıraya geriledi dünyada ve İran'a geçildi filan artık değişik birlikte Türkiye hani ekonomisiyle falan övünülüyordu özellikle 2013'lü 2015'li yıllarda ama o da kalmadı Antiparantez ekonomiyle bağlantılı olarak bir önceki yayında zaten e, onun altını çizmiştim. Bu göç, göçmen, sığınmacı meselesi ekonomiyle paraleldir. Ekonomi bozulduğu, bozulduğunda bu nazara verilir ve bu daha çok insanlara batmaya başlar, topluma batmaya başlar. Siyasiler de alır bunu kullanır. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi, tıpkı şu anda Fransa'da olduğu gibi ve tıpkı gene şu anda Türkiye'de olduğu gibi ona bakacağız. Ekonomi ve Sığınmacılar başlığı altında ikinci bir yayın olacak. İlk yayınla başlayalım. Enteresan bir şey oldu ve bu yaşanan konu e, belli e, gerçekleri su yüzüne çıkarması açısından da e, uyarıcıydı, önemliydi. E, AKP'li e, meclis başkanı Mustafa Şentop bir Twitter trolüyle dalaştı. Esasen o da ismi cismi belli biriymiş çünkü troller genelde, isimsiz oluyorlar veya anonim hesaplarla sağa sola sataşıyorlar. Cumhur Frankfurt isimli resimdeki şahıs galiba bilmiyorum. Gerçek adı Mehmet Cumhur'muş. Almanya gurbetçisiymiş ve işte efendim şeyle Türkiye'de de iktidar çevreleriyle de ilişkisi varmış. Zaten Twitter hesabına baktığınızda Bayraktar sihalarıyla falan ilgili paylaşımları görüyorsunuz. Galiba damat beyle de ilişkili ticari falan bir takım ilişkileri hesapları var. Birkaç yüz binde takipçisi var az değil. Enteresan bir şey bu troller herkese sataşırlar, laf atarlar. Bize de yığınla yani küfür, hakaret, aşağılama ben bloklayıp geçiyorum. Hiçbiriyle muhatap bile olmuyorum. E, i̇lla birine bir şey diyeceksem o da kamuoyuna genel mesaj verme sadedinde yoksa ona cevap verme değil. Onun kepsini alıyorum. Etiketle yani o etiketlemeden ve tabii elbette Twitter'da ölümsüzleştirerek silse bile orada duracak şekilde o kepsten kamuoyuna mesajımı veriyorum ona değil. Bu zaten genel geçer bir şey. Bu benim iletişim stratejim e, ne bileyim e, hiç kimsenin bilmediği uygulamadığı bir şey değil. Fakat Mustafa Şentop Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı nasıl öfkelendiyse. ...veya arkada nasıl bir siyasi hesap varsa ki zaten ona bakacağız... ...buna cevap verdi. Ve esasen hikaye... ...Haskoloğlu'nun, İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanması meselesiydi. Haskoloğlu, E-Devlet'in hacklendiği ve bir takım kimlik bilgilerinin... ...çalındığını Twitter'a taşıdı. Ve orada galiba kendisiyle paylaşılan Erdoğan ve Hakan Fidan'ın... Kimlik bilgilerini arkalı önlü belli e, mahremiyeti olan konular e, boyanarak paylaştı. Esasen onun da e, bir sızıntı olmadığı işi bilenler tarafından itiraf edildi, anlatıldı. Yani e, kimlik bilgileriniz basılı nüfus cüzdanı veya basılı kimlik kartı biçiminde ID kart biçiminde değil data biçiminde o printerdan çıkarken o şekilde çıkıyor kart olarak çıkıyor ve onu da işte son neyse vatandaşa veriyorlar dolayısıyla sızan bilgiler o şekilde kimlik kartı biçiminde sızmıyor biçimde söylediler ve Haskoloğlu'nun yanıltıldığını da ifade ettiler ama bir şekilde Haskoloğlu o tweeti e atmıştı ve orada o tweetten dolayı, o paylaşımdan dolayı bunu yetkililerle paylaşmadığı gerekçesiyle ki paylaşmış onu da tutuklandı. Orada değilim. Gazeteci diye geçiyor Haskoloğlu. Ben özellikle bu kelimeyi de kullanmıyorum. Ben herkese gazeteci demem. Haskoloğlu nerede çalışmış? Ee, hangi kurumlarda çalışmış, nerede ne biçimde e, bu mesleğin tozunu yutmuş gerçekten bilmiyorum. Tanımıyorum da hiç de takip etmiyorum. Ee, sadece önüme düştüğü için gördüm. Genç bir arkadaş. Youtuber olarak geçiyor. Youtuber olabilir elbette ama youtuberluk kişiyi gazeteci yapmıyor. Neyse bu ayrı bir tartışma konusu. Parantezi kapatalım. Tutuklandı. Esasen Haskoloğlu'nun e, Erdoğan ve Hakan Fidan'la ilgili bilgileri yani kimlik kartı biçimindeki o bilgileri yani bilgisayarda üretilmiş Photoshop marifeti de olsa, olmasa da e, paylaşması doğru değildi. E, onu paylaşınca yani bu yani Türkiye'de zaten insanlar yoğurt üfleyerek yiyor. Onu paylaştığınızda başınıza bir şey gelecek e, muhakkak. E, o konuda eğer e, doğru yönlendirilseydi veya abileri ablaları uyarsaydı iyi olabilirdi. Her neyse bu Haskoloğlu şeyi ziyaret etmiş. Mustafa Şentop'u ziyaret etmiş. Ee, ve böyle bir fotoğraf paylaşılmış makamdan. Ondan dolayı da e, Mustafa Şentop'a e, Cumhur Frankfurt isimli e, troll diyelim artık öyle çıktı adı e, sataşıyor. Diyor ki arkadaşa tütün ve e, temiz don lazımmış diye e, onun da e, ismini etiketleyerek bir tweet atıyor ve bunu buna köpürüyor Mustafa Şentop. Cumhur Frankfurt terbiyesizlik yapma diye. Sonra da trollerle muhatap olmadım bugüne kadar. ilk defa bozuyorum prensibimi ama sureti haktan görünüp iç operasyon çekenlere gereken cevabı vermek icap ediyor. Şimdi burada Cumhur Frankfurt'un daha sonra gerçek bir kişi olduğu ortaya çıktı. AKP ilişkileri olan bir iş adamı olduğu da ortaya çıktı vesaire. O ayrı bir hikaye. Mustafa Şentop esasen Cumhur Frankfurt'a cevap verirken Trolle cevap verirken kendi kendi ifadesiyle sureti haktan görünüp iç operasyon çekenler diyor. Ve yani e, çok net bir ifade ve bir operasyona uğradığını ve bunun içeride yani AKP içerisinde bir klik tarafından Cumhur Frankfurt'un üzerine saldırıldığını iddia ediyor. Kışkırtıldığını iddia ediyor. E, dolayısıyla e, bir trolle cevap vermiş ama bu sıradan bir troll değil bir operasyon olduğunu düşünerek e, ortaya çıkıyor ve hemen ardından da ...bir açıklama yapıyor. Yani açıklama yaparken yanındaki isimlere de dikkat. Özellikle Şeref Malkoç hemen gözlüklü sol tarafta görülüyor. Şentop'un sağında. Mustafa Şentop bir ucunda öbür tarafında da ismi Necdet soyadını hatırlayamadım galiba. Eski Adana milletvekili olabilir e, Mustafa Şentop Abdülhamit Gül'ün kayınpederi olarak geçiyor. Abdülhamit Gül de yakın zamanda affını istemişti. Abdülhamit Gül'ün Abdülhamit Gül'ü de Süleyman Soylu'nun ayağını kaydırdığı ifade ediliyor. MHP'nin de desteğiyle Abdül Abdülhamit Gül'ü tasfiye ettiği. Şimdi de tabi bir anlamda Şeref Malkoş da Abdülhamit Gül'ün kayınpederi olarak şeye geçince, Şentop'un yanında yer alınca İç operasyon çekenlerin kimliği de böylelikle biraz daha e, afişe edilmiş oluyor. Mustafa Şentrop ne dedi? Operasyon çekiyorsunuz bana dedi. Peki operasyon çekenler kim? Hemen e, işte basın açıklamasında yanındaki kişilere bakıyorsunuz. Operasyon çekenler Süleyman Soylu ve ekibi. Ki trolleri yöneten, çekip çeviren bir isim olarak da biliniyor. Kendine göre bir ordusu, troll ordusu olduğu falan da ifade ediliyor Süleyman Soylu'nun. Yine hatırlatalım. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sedat Peker'den 10 bin dolar alan bir AKP'liden bahsetmişti AKP'li siyasetçiden bahsetmişti bu iddiasının üzerine de meclis başkanı Mustafa Şentop Süleyman Soylu'ya bir mektup yazıp iddiaların odağındaki isim kimdir Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında hangi milletvekilini itham ediyorsun veya hangi milletvekili hakkında iddiada bulunuyorsun 10 bin dolar alıyor bir suç örgütü liderinden. Süleyman Soylu da bu mektuba yanıt vermedi. Ee, ve olay öyle ortada kaldı. Herhangi bir savcı takibat da yapmadı falan. Yani içeride ciddi bir şey var. Yani gemi su alıyor. E, gemi su alırken e, kavganın sesi bu kadar sokağa çıkmışken, bu kadar artık alenen yaşanırken ve isimleri, tarafları şu bu falan belliyken e, sadece artık bu sosyal medya üzerinden götürülen bir kavga da değil. Çok net. E, tartışmanın bir ucunda, kavganın bir ucunda şentop var. Öbür ucunda da Şentop cephesi var. Öbür ucunda da Soylu ve e, Şürekası var. Her neyse sert. E, bir yandan seçim hesapları yapılırken bir yandan da bu troller üzerinden kavgaya tutuşmak AKP'de gerçekten klikler arası bir çatışmanın iyice ortaya çıktığını gün yüzüne çıktığını gösteriyor. Tabii elbette. Seçim satımı ailinde seçime giderken işte içerideki bu tartışmaların, kargaşanın, şunun bunun falan anlamı yok. Birbirinize düşmeyin, erteleyin falan diye pek çok şey halının altına süpürülüyor ama bu kadar baskıya rağmen ve bu kadar uyarıya rağmen bunun bile ortaya çıkmış olması önemli. O araca Cumhur Frankfurt Şentop'u aramış ve işte efendim şey özür dilemiş vesaire. Tenha'da özür dilemeyeyim istedim falan falan diyor. Böylelikle bir yandan da işte bu iş büyümesin diye birileri devreye girmiş de olabilir. Cumhur Frankfurt aman benim AKP ile işlerim var aman işlerim bozulmasın falan diye de bu işi şey yapmış olabilir. Damat Bayraktar Selçuk Bayraktar arayıp yapma etme bak işimiz var gücümüz var e, bu işte harcanırsın falan demiş de olabilir. Çünkü damatla ilişkileri var Mehmet Cumhur'un Cumhur Frankfurt e, nickname'li. Neyse bu şekilde olay kapanmış gibi görünüyor ama çok fazla kapanacak gibi de değil. Orada arada Soylu demişken şunu da hatırlatalım. Ee, Amerika'dan çok ciddi tırsıyor Sayit Sefa'nın iddiasına göre ki katılıyorum. Amerika'da özellikle uyuşturucu trafiğinin göbeğindeki isim olarak Süleyman Soylu hemen her araştırmada, soruşturmada ortaya çıkıyor. Son dışişleri raporu da bunu gösteriyor. Türkiye'ye 93 sayfa ayrılmış az değil. E, ve her defasında soylu dikkat ederseniz geçen yıldan bu yana Amerika'ya sataşıyor. E, nedeni bu. Yani yarın öbür gün Amerika kaynaklı olarak başına bir şey geldiğinde e, bak görmüştünüz ben söylemiştim demek için. Sevsinler. Şimdi de işte efendim işte Lut kavmi ne bileyim erkekler erkeklerle kadınlar kadınlarla evlensin vesaire falan gibi <laughs> yazmış çiziktirmiş her neyse. Evet ayrı bir konu yani bu LGBT vesaire üzerinden de bu iktidar şeyi ne derler körüklemeye çalışıyor kutuplaşmayı. <laughs> Macaristan'da Orban'ın kazanmasının alt alta nedenlerine baktığınızda işte Ukrayna Savaşı vardı, seçim yasasını değiştirdi, kutuplaşmayı tahrik etti, ekonomide işte bir takım ürünlerde fiyat sabitledi vesaire. İşte bu fiyatlarda satmayan marketlere falan neyse ceza kesti. Ne bileyim karizması, e, karşısındaki adaydan çok daha güçlüydü filan falan. falan. E, Avrupa Birliği'ne karşı tutumu ortadaydı bilmem ne ve gene orada da aynı şekilde LGBT vesaire gibi konularda da e, daha böyle e, baskıcı e, tutumu öne süren e, işte şeyler vardı, politikaları vardı falan. E, şimdi iktidar da bunu görmüş, bunu köpürtüyor gibi gelebilir ama e, bir yandan da işte trans diyebileceğiniz Bülent Ersoy yani erkekken kadın olan ameliyatla trans deniyor buna ve LGBT'nin T'si o. Yani trans. Sarayda böyle ağırlanıyor, ilgi görüyor vesaire. da kalkamamış sağlık sorunları nedeniyle. Onu da herhalde Cumhurbaşkanı'na ve eşine izah etmiştir. Bir de böyle. Yani hem LGBT'ye savaş açıyorsunuz hem de bir transı sarayda ağırlıyorsunuz. Böyle bir... Tuhaf bir dünya. Neyse siyasete dönelim. Dört yıl önce Akşener'in elini öpen vekile Erdoğan rozet takmış filan. Yani e, belediye başkanlığına aday gösterilmiş ki orada e, Ahmet Akın isimli birisi belediye başkanlığına daha yakınmış. Ama Cumhur İttifakı, şey Millet İttifakı kuralları gereği İyi Parti bastırınca bu adamı koymuşlar filan falan. falan. E, yani o da kazanamamış. E, tuhaf. Yani bu insanlar yani büyük laf söyleyenlerden hep söylüyorum çekineceksiniz. Böyle çok e, ne derler şey yapan e, mübalağalı gösterilerde bulunanlardan da çekineceksiniz. Geriye doğru tweetleri ortaya çıkmış. Cumhurbaşkanı konuştukça paramız değer kaybediyor filan. Yani daha 5 ay önceki tweetler bunlar. AKP'ye oy vermiş kardeşlerim bu kadar pislik yapan yalancı bir adamın arkasından gitmeyin filan. Gelin oyları bölmeyelim AKP'nin kirli oyunlarına adil olmayalım falan. Neyse üzerinde duymaya, durmaya bile değmez ama üzerinde durulacak konu seçime doğru gidilirken Ekrem İmamoğlu'nun 4 yıl bir aya kadar hapsi istenmiş. Neyle ilgili olduğu önemli değil. E, gözünün üstünde kaşın var der gene dava açarlar. Yok ahmak demiş de dememiş de işte yüksek seçim kurulunu kastetmiş de kastetmemiş de orada değilim. Fakat şundan eminim. Sondan başlayarak söylüyorum. 2023 veya 2022 sonbaharında gidilecek bir baskın seçimde. Muhalefet veya muhalefetin adayı, ortak adayı veya muhalefetin adayları birinci, ikinci turda neyse bu işi bitiremezlerse Erdoğan seçilecek. Erdoğan seçildikten sonra da ilk yapacağı iş CHP'li belediyelere kayyım atamak olacak. İstanbul, Ankara başta. Antalya, öbürü beriki. Hepsi koltuğunu kaybedecekler. O rüzgarla. Bir, bunu unutmayın. İki, ondan önce de alan yani Tayyip Erdoğan hep bildiğimiz şeyleri yapıyor. Esasen seçim kampanyası dedim ya başta o. Yani iktidarın seçim kampanyası başladı. Sarayın seçim kampanyası, Erdoğan'ın AKP'nin seçim kampanyası başladı. Kampanyayı başlatmayan henüz muhalefet. İktidarın adayı da ortada, iktidarın kampanyası da ortada, iktidarın kampanya araçları da ortada. Nedir o? İşte bu şekilde rakipleri rakiplere dava açmak, seçime giremez hale getirmek, içeri tıkmak, parti kapatmak, seçime girmesini engellemek, siyasi yasaklı duruma düşürmek, bombalar patlatmak, terör vesaire işte birazdan bakacağız. Yani asgari ücrete zam yapacaklar. para basarak hep böyle gıcır gıcır paraları sürekli tedavüle sokuyorlar. Milyar milyar TL'ler tedavüle sokuluyor. Böyle para basacaklar. Para basıldığı zaman zaten etkilerinin ekonomiye yansıması 3-5 ay 6 ay sürüyor. O arada Atalan Üsküdar'ı geçecek filan. O arada 83 yaşındaki Genco Erkal Cumhurbaşkanı'nın hakaret davasında beraat etmiş. Adalet yerini bulduğu için mutluyuz demiş katılmıyorum. ama Türkiye'de, Türkiye koşullarında tabii ne denir, ne denebilir ayrı bir konu. Türkiye'de adalet yok. Mahkemede beraat eden insanlar da bu lafı kullanmamalı kanımca. Ee, sadece şu Genco Erkal'ın zaten orada 83 yaşında olması Genco Erkal olması zaten olayı bitiriyor. Bu iş daha fazla büyümesin. 83 yaşındaki bir sanatçı, herkesin saygı duyduğu bir sanatçıyı içeri takarsak gerek yok başımıza iş almayalım dediler. Hepsi o. Onun dışında Haskoloğlu'nu aldılar değil mi? Ya da ne bileyim Sedef Kabaç'ı aldılar değil mi? Gerçi onu da 40 45 gün şey 49 gün sonra e, yanlış olmasın. E, tahliye etmek zorunda kaldılar. Orada da duramadılar. Ama Sedef Kabaş'ın paylaştığı e, Çerkez Çerkez atasözünü paylaşan iyi Partili Gence aldılar. Bakalım ona kadar yatacak. Tut durabildiğine yani. yani. tutan tuttuğuyla da derler ya. Adalet Bakanı demiş ki altını çizerek söylüyorum. Türkiye cezaevlerinde işkence, kötü muamele yok. Engin Kara güzel cevap vermiş. O zaman sapa sağlam girdiğim cezaevinden niçin %70 engelli çıktım diyor. Şimdi geçelim. Kandil ortadan kalkınca HDP'nin varlığı da bitecek. Bu Sabah Karşılaşması'nın bugün orta sayfası e, bu şey bu başlığı atmış. Çok belli. Yani kanla, şeyle artık e, götürecek. E, AKP ve çok enteresan bir şey oldu. AKP bir harekat başlattı Irak'a. Burada da yalanlar söylendi. Ee, Irak Irak'la işbirliği halinde olunduğu söylendi. Irak'tan e, hayır bu yalanlaması geldi. Peki Irak'ta PKK kampları veya Irak'ta PKK'nın inine falan girdiyseniz veya bombalıyorsanız daha Erdoğan'ın, daha Süleyman Soylu'nun birkaç ay önceki lafları var. 50 terörist kaldı, 100 terörist kaldı, bitirdik. Bu defteri kapattık, temizledik falan diye. Ne oluyor o zaman bu? Bir bu. İkincisi PKK'nın herhangi bir eylemselliği yok. Yani en az 4 yıldır yok. Yok yani herhangi bir eylemi, herhangi bir e, ne bileyim silahlı çatışma, herhangi bir ölüm, herhangi bir yaralama, herhangi bir şey yok. En az 4 yıldır yok. E, böyle olmadığı halde işte Birleşmiş Milletler bilmem ne ilkesine göre meşru müdafaa diyorsunuz ama neyi müdafaa ediyorsunuz ve hangi meşru müdafaa? Yani e, siz size bir taciz veya size bir atış veya size bir saldırı veya size yönelik bir şey yok ki siz giresiniz. Yani o yönden de son derece sıkıntı ve devamla Mesrur Barzani gelmişti. 15 Nisan tarihli bu fotoğraf. Bu da heyetler arası görüşme. Heyetler arası görüşmede görüyorsunuz Türkiye heyetini temsilen sadece Hakan Fidan var sağda. Solda da işte Kuzey Irak'ta bölgesel yönetimin başbakanı Mesur Barzani. Her neyse. Mesur Barzani ile geldikten yani yapılan görüşmelerde de işte PKK kamplarına veya teröre ilişkin falan şeyle konular görüşüldü deniyor. Bu görüşmeden bir gün iki gün sonra da Irak'a harekat başlatıyorsunuz ve Barzani yönetimi de arkasında. Yani her şey danışıklı, yürüyor. Fakat o arada bütün bunlar olurken çok enteresan bir şey oldu. Karayılan, ANF News'ta çok uzun bir söyleşisi yayımlandı. Bugün 21 Nisan Perşembe sabah itibariyle Güney Kürdistan dediği konu şey... Çok uzun bir video mesaj. bir saat bir dakikalık. Fırat News.com'dan... ...izleyebilirsiniz. Ve bunun tam olarak metin olarak da... ...şey yapılmış, dökülmüş. Dökümü yapılmış. Burada enteresan şeyler söylüyor Murat Karayılan. Ona... ...sadece dikkat çekeceğim ve ondan sonra... ...görüyor upuzun. Yani bir saat süren bir şey. Tam da şu nokta. Son olarak belirtmek istediğiniz... ...bir şey var mı diye sorulunca şöyle söylüyor. Şu an içinden geçtiğimiz günler mücadele tarihimizde en ağır günlerdir. İçinden geçtiğimiz dönem önemli bir dönemdir. Sonra devam ediyor. Özellikle Bakure Kürdistan Kürt gençleri, özgürlükçü kadınlar bu dönemi sessiz geçirmemeliler. Faşist Türk siyasetine, bu yürütülen katliamcı siyasete karşı halkımız sessiz kalmamalı. Özellikle Kürt gençleri şu an Türkiye'de, Metropollerde her türlü eylemi yapabilirler. İnisiyatifleri vardır. Demesinler silah yoktur. Silah vardır. Kendilerine bulabilirler. Bir çakmak da silahtır. Çeşit çeşit silahlar vardır. Bu nedenle herkes mutlaka bir şey yapmalıdır. Diyor ve benim de tüylerim diken diken oluyor. Murat Karayılan bir saatlik bu söyleşisi ANF News'ta da bu şekilde haber olmuş. Fırat News neyse. Her Kürt üstüne düşeni yapmalı başlığıyla yayınlanmış 21 Nisan Perşembe itibariyle. O arada da işte Adalet Bakanı da Bursa'da cezaevine bombalı cezaevi aracına bombalı saldırı ve İstanbul Gazi Osman Paşa'da TÜGVA binası yakınındaki patlamanın terör saldırısı olduğunu söylemiş Bekir Bozda. Gene tüylerimiz diken diken oldu. İktidarın seçim kampanyası başladı. Ve bu kampanyanın nasıl olduğu en yakın dönemde 2015 7 Haziran 1 Kasım seçimler arasında ortada. Yüzlerce insan öldü ve onun üzerine AKP'li o dönem Başbakan Davutoğlu yüzün üzerinde ölü vardı Ankara gar katliamında 10 Ekim 2015. Hemen ardından televizyonlara çıkıp bu oylarımızı artırdı demişti. İktidarın seçim kampanyası başladı. Ülkeye hayır mı getirir şer mi getirir ama şu net tabutlarda cenaze getirecek. Evet. Bu harekatı da şeyin nasıl kutladığını unutmayalım. Bir önceki yayında anlatmıştım veya iki önceki yayında Kılıçdaroğlu tezkereye evet evetlememesine rağmen Mehmetçiğin yanında nasıl hizalandığını da anlatmıştım. Orada muhalefette altılı masanın çalışmaları devam ediyor. Enteresan bir şey oldu. Altılı masa toplantısına bu defa alfabetik sırayla gidiyorlar. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ev sahipliği yapacakmış. Ve Gültekin Uysal da toplantı gündemini belirlemek üzere tek tek liderleri ziyaret ediyor. Esasen bu çalışmalar alt düzeyde yapılır. Toplantı gündemi belirlenir. Toplantı günü geldiğinde de oturulur konuşulur yani. Bunlar böyle olur. Ev sahibi olan lider tek tek liderleri ziyaret edip birer saat görüşüp işte bir gündem belirlemez. Ama neyse bu dönem böyle. Her şeyin biraz şovuna kaçıldı. Ayrı bir konu. Gültekin Uysal da Demokrat Parti'de İyi parti listelerinden e, girip milletvekili olmuştu e, ve Cemal Engin Yurt, bu Tekme Tokat, Sadi Somuncuoğlu, geçenlerde vefat etti Sadi Somuncuoğlu Cumhurbaşkanlığına aday olunca 2000 yılında e, dilekçesini vermek için Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğinde o arabayı e, çevirmişler e, çeteci e, şeylerle elemanlarıyla beraber Cemal Engin Yurt arabayı yumruklamış ve Sina, şey Sadi Somuncuoğlu'nu tartaklayıp göndermişlerdi. Bundan dolayı da 8 ay içeride yattı Cemal Engin. O Cemal Engin partisine Partisini aldı. Gültekin Uysal Demokrat Parti. <laughs> Neyse daha fazla bir şey söylemeyeyim. yani 2018 ve 2019 seçimlerinde ittifak çatısı altında ama 2015 seçimlerinde kaç oy almış diye baktım. Ondalıklarla ifade ediliyor. 60-70 bin kadar seçmen oy vermiş Demokrat Parti'ye. ama olsun bu dönem altılı masada altı unsurdan biriyim. E, hepimiz eşitiz ve işte görüyorsunuz ben de böyle liderler turuna çıkıyorum ve itibar görüyorum şeyinde. Ona da bir şey demiyorum. Fakat e, bilinçli bir şey yaptı. O da adeta altılı masayı trolledi ve bir tweet attı ve attığı tweette de dedi ki işte. AKP iktidarın 20 yıllık sorumluluğunu paylaşanlarla bu iş olmaz dedi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili olarak. E kim o? Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu. Şimdi işte yeni toplantının gündemini konuşmak üzere şeye gittikleri gittiğinde Ahmet Davutoğlu'na gittiğinde Ahmet Davutoğlu'ndaki surat bu. Yani ben hem seninle altılı masada oturuyorum bir şeyler yapmak için hem de sen bana laf çakıyorsun arada Twitter'dan falan. Bu da Ali Babacan. Aynı şekilde o da böyle suratı sirke satıyor. Gültekin Uysal çok mutlu. Yani bu şekilde gündeme gelmekten, konuşulmaktan, ittifak çatısı altında bir iki milletvekili de olsa milletvekili çıkarmaktan falan filan çok mutlu. Ama işte siyaset biraz böyle oluyor. Yani e, halkta tabanda hiçbir karşılığı olmayan isimler enteresan bir şekilde mekanizmaları trollüyorlar. Ümit Özdağ gibi. Altılı Masada da Gültekin Uysal gibi. Yani enteresan diyelim ve böylelikle bugünkü manşetin ilk bölümünü diyelim e, tamamlayalım. İkinci yayın özellikle ekonomi ve sığınmacılar özelinde olacak. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.